2023 Tayfa selamlar. Seninle birlikte bu zamana kadar çok güzel işler yaptık geometri anlamında ve sonucunda çok güzel olacağına inanıyorum. İnşallah sınavda da full ya da full'e yakın yapacaksın. Ama işi şansa bırakmamak için şöyle son böyle belki de soru çözümü anlamında son izleyeceğim videolardan birindeyiz. Normalde son zamanlarda böyle video ile vakit kaybetmenizi istemem ama bu video önemli bence bunu izle. Çünkü son noktalardan bahsedeceğiz. Böyle eksik yerlerden bahsedeceğiz. Böyle belki de buradaki mantığı sınavda yakalayacaksın. Bak sorusunun aynısını demiyorum. Belki de mantığını, o soruda kullandığımız mantığı sınavda yakalayacaksın. Ki zaten geometride biliyorsunuz ÖSYM çok güzel sorularla karşımıza geliyor. Ben de son olarak çok güzel sorularla karşınıza gelmek istedim. Yani soruları tutturmak bazen çok zor ama mantığını tutturmak o çok hoşumuza gidiyor. Mesela iki tanesi şey aklıma geldi. Bundan 4 sene önce falan olması lazım. Katlama sorusunun içerisine benzerlik yerleştirmek belki de ilk yapanlardan biri bendim. Sınavda çıktığı zaman da aşırı mutlu olmuştum. Öğrenciler de o soruyu ben de gördüğü için de rahat bir şekilde yapabilmişlerdi. Öncesinde görmeselerdi yapabilirler miydi? Hayır. Bundan 2 yani sene önce ya da geçen sene olması lazım. Bakış açısıyla ilgili bir soru. Konu anlatımında var. İşte o dürbünlü soru. Ama bu sefer kameralı sormuşlardı. Sonuçta bakış açısı. Oradaki mantığı anlayan öğrenci yani o soruyu çözen öğrenci e, sınavda çıkan soru çok basit gelmişti. Eğer sen o soruyu çözmeseydin ya da o sene sınava giren öğrenci o soruyu çözmeseydi o soruyu rahat bir şekilde yapabilir miydi? Hayır İşte belki de burada ya aynı soruyla karşılaşacaksınız ya da oradaki mantığı kullandığımız yani aynı şeyin laciverti diye hep söylüyoruz ya laciverti soruyla karşılaşacağınız sorular karşınıza çıkabilir ki çıktığı zaman da ben, ben çok mutlu olacağım. Sen de çok mutlu olacaksın. Aklında ben geleceğim sınavda. Aa Kenan Hoca bu mantıkla bir soru çözmüştü diyeceksin ve hızlı bir şekilde hareket edeceksin. Ama o mantığı görmediğim bir soru farklı bir mantıkta bir soru geldiği zaman insan ilk defa gördüğü mantığı hemen kafasında oturtabiliyor mu? O İşte ben de ne yaptım? İşte belki de farklı bir tarz böyle yakalayayım diye şu an bu sorularla karşınıza geldim. Bu sorular ne soruları? 2024 tayfaya hazırladığımız kitabımızdaki güncellediğimiz sorular. Ben buradaki soruları sana çözmeseydim vicdanen rahatsızlık hissederdim. Ya sınavda aynısı çıksa? Böyle değil mi? Göreceksin bak hafta sonu sınava gireceksin. Sınavda aynısı ya da aynı mantıkta çözülebilen bir soru çıkarsa ben çok huzursuz hissederdim kendimi. O yüzden burada daha gün yüzüne ilk defa çıkan soruları sana çözüyorum. İnşallah benzeri çıkar. İnşallah aynı mantıkta çıkar. Bu arada üçgen ve dörtgenden bir tane de çemberimsiz soru var. E, hocam katı cisim ve analitikten niye yok diye soracak olursanız 2 aydır bangır bangır bağırıyorum. Son 5 yılın sorularını mutlaka çözün. Özellikle katı cisimlerde ve analitikte. Ben sana soru yazmaya kalksaydım burada ÖSYM sorularının benzerini yazacaktım. ÖSYM analitik ve katı cisimde en kaliteli sorular ÖSYM'de olduğu için çöz diye söylemiştim. Çözmediysen sınava girmeden hani bugün ya da yarın mutlaka ama mutlaka son 5 yılın analitik sorularını, katı cisim sorularını çöz. Mutlaka ama mutlaka çöz. Evet şimdi seninle birlikte ne yapıyoruz? Gün yüzüne ilk defa çıkarttığımız bu soruları belki de sınavda çıkacak, belki de mantığı sınavda çıkacak soruları çözeceğiz. E, son videodayız, soru çözümü anlamında son videodayız. Belki bir daha karşına çıkıp konuşuruz. E, o zaman hadi bakalım, lafı çok fazla uzatmayayım, dersimize başlayalım. Bu PDF'de toplamda 17 tane soru var. Videonun açıklama kısmına da zaten linki koyacağım, oradan indirip kendin de çözebilirsin. Bakalım nasıl değişik sorularla karşı karşıya geleceksiniz. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Evet uzunluğu 25 santimetre olan pipetin bir ucu zemine dik olarak konulduğunda uçları arasındaki mesafe 25 santimetre oluyormuş şekil bir gibi. Hemen şunu bir yorumlayalım. Zemine dik olarak koydum ya şurada kaçı 90 derece pipetin uzunluğu verilmiş bize. Pipetin uzunluğu ne burada 25. Hocam şuraya x dersen burası ne olacak 25 eksi x olacak. A Pisagor hocam bak sınavda da çıkarsa virgüllü bile çıkarsa ne yapacaksın öncelikli olarak hissedeceksin. Mesela ya yani dediğim şey şu. 1.2 1.6 hani 12 16 20 üçgeni mesela değil mi? Evet burada da arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. 25 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 15'in karesi şeklinde değil de nereden yapacaksın? E hocam hissedeyim. 15 dik kenarda 15 olan hangi özel üçgen var? Ya 8 15 17 ya da dik kenarda 15 olan 3 4 5'in katı var. Yani 15 20 25 üçgeni. Bakalım öncelikle 8, 15, 17'yi deneyelim. X yerine 8 yazarsam X yerine 8 yazdığımızda 25 eksi 8'den burası 17 oldu mu? Oldu. Evet pipetin uzunluğu 25'ti gerçekten. 8 ve 17 oldu şuradaki uçlar. Sonra pipet K noktasından bastırıldığında şekil 2'deki ki belli bir kısmının zemine değmesi sağlanıyor. Yalnız buradaki diklik bozulmayacak şekilde. Şuradan bastırdım. Şöyle bir şey oluştu arkadaşlar. Tamam. Pipetin uzunluğu hala aynı mı? Aynı. ÖSYM eş yapıları sorar mı? Sorar diye hep söylüyoruz. İp İpip yedin uzunluğunda bak hala daha burası 8. Şuradaki uzunluğa x dersem şu uzunluk toplamda kaçtı bak. K'ya kadar bastırıldı ya. Şu uzunluğun toplamı 17 idi. E o zaman buraya 17 eksi x kaldı. E hocam şurası da uçlar arasındaki mesafe de bize 13 olarak verilmiş. E o zaman burası da 13 eksi x mi olacak? Evet. E şimdi ne yapacağız? Pisagor. Hocam yine özel üçgen 17 eksi x'in karesi hiç uğraşma. 8 varsa ya 8 15 17'dir ki 8 15 17 buradaki büyük üçgendeydi Daha küçüğü ya da dik kenarda 8 olan hangi üçgen var? 6 8 10. Acaba burası 6 burası 10 mu? Evet x yerine sen 7 yazarsan burası 10 olur. 7 yazarsan 6 mı olur? Evet. O zaman x'i biz kaç bulduk? 7 bulduk. Son durumda pipetin uçları arasındaki uzaklık 13 santimetre olduğuna göre pipetin zemine değen uzunluğu. Bak zemine değen uzunluğu burası kaç santimetredir? Kalınlığını da ihmal etmişiz. Bak hocam burası da zemine değiyor. İşte kalınlığı ihmal ediliyor ya. Burada uzunluğu almayacaksın. Yani bizden ne isteniyor? 7 isteniyor. Cevap böylelikle ne yaptı? 7 yaptı. örnek 1 7 oldu. Geldik örnek 2'ye. Kerem. Kerem'i biliyorsunuz değil mi artık? Kim? Yahan e, kitabın içinde çok vardı ama 2024 tayfayı içi tayfaya da Kerem sorularını da koyacağız. Kerem gerçi bir soruda bir, bir iki soruda vardı. E, biz, bizim en ufağımız değil mi? Ufaklık. Kerem'in odasında Tavana sabitlenmiş, uzunluğu tavanın zemine uzaklığıyla aynı olan 210 santimetre uzunluğunda bir zincir vardır. Evet, tavana sabitlenmiş ya. O zaman tavanla uzunluğu aynıysa bu tam tavanla uzunluğu aynıysa, zemine olan uzaklığı aynıysa bu tam zemine değiyor değil mi o zaman? Tamam. Kerem şekil verdik gibi zinciri 150 santimetre uzaktaki konumundan 240 santimetre yürüdüğünde. Evet, buradan 240 santimetre yürüdüğünde. Bak, dikkat. Şu düşey mesafesi buradaydı bunun. 150 santimetre mesafesi vardı buradan buraya. Şuraya doğru yürüdü böyle. Şuradaki uzunluk 150 santimetre diyor bana. Ve ne kadar? 240 santimetre yürüdüğünde. 240 santimetre yürüdüyse o zaman buraya ne kaldı? 90 mı kaldı? Evet 90 kaldı. Şuraya 90 kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Şekil 2'deki konuma geliyor. Son durumda zincir yerden 30 santimetre uzaklaştığına göre. He. Zincir yerden 30 santimetre uzaklaşmış. Yani şu mesafe 30 diyor sana. Arkadaşlar tavana bir şey sabitlendiğinde zemine olan uzaklığını hep kullanacaksınız. Hocam bu tam böyle geldi. Burada da kıvrıldı ya böyle. E hocam bu şuraya kadar ki uzaklık nedir? Zemine olan tavanın zemine olan uzaklığı değil midir? Evet. Şimdi Kerem'in boyu kaç santimetredir diye soruluyor bana. Arkadaş şu zincirin bu uzunluğuna x dersem zemine olan uzaklığı 210 değil miydi? Aynen öyle. E hocam bak şurası 210 yapmalı. O zaman buraya ne kaldı? 180 eksi x mi kaldı? Evet. Çünkü sayıyı 30'u 210'a tamamlayan 180 x'ten de kurtulmam lazım. Burası 180 eksi x oldu. E burada bir dikdörtgen bak 90 dereceye karşılık getirdik. 90'sa şuradaki uzunluk 90 oldu. E sonra ne var burada? Bak zincir. Bak eş yapı hep ÖSYM kullanmayı sever. Zincirin uzunluğu da 210 değil mi? Aynen öyle. Bak zincirin uzunluğu da 210 olacak. E, X'i buradaysa buraya da 210 eksi X mi kaldı? Aynen öyle. Yani senin karşına şöyle bir dik üçgen çıktı kardeşim. Burası 90. Burası 180 eksi X ve şuradaki da 210 eksi X oldu. Yap pisagorunu. Olay bitsin. Hocam 90 var. 90 ile ilgili özel üçgen. Kardeşim 9 9'u kullan ya. 9'u gör. Sayı çok büyük olduğu zaman. 9'la ile ile hangi özel üçgen var? 9, 12, 15 var. Ha, o zaman acaba burası 9 iken burası 12 burası da 15 mi diye bak. Yani burası 9'un 10 katı burası 15'in 10 katı burası da 12'nin 10 katı mı olacak diye bak. Yoksa Pisagor bağıntısıyla cebelleş dur. Evet burada bakalım buranın 120 yapması için x'in kaç olması lazım? 60 olması lazım. X yerine 60 koyarsam burası da 150 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Demek ki biz X'i kaç bulduk? 60 bulduk. Evet bizden şimdi Kerem'in boyu isteniyor. Arkadaş X 60 ya. Tam bu Kerem kafasıyla değdiği yerde kıvrılmaya başlıyor. Kerem'in boyu da hop şurası. Yani Kerem'in boyu kaç yaptı o zaman? 60'ı burada. 30'u burada. 60 artı 30'dan cevap ne yapar o zaman? 90 yapar. Evet ikinci soru. Gerçekten güzel bir soru. Cevap 90 oldu. Üçüncü soru klasik bir soru arkadaşlar. Valla bilmiyorum da böyle bir his geldi içime. Bir de benzerlikle ilgili hep böyle yeni nesil soru soru soralım diyorlar. Evet soruyorlar da. Yeni nesil da hep nerede seçiyorlar? Kelebek benzerliğinde ve temel orantıda seçiyorlar. Hatta kelebek benzerliğini öyle taktılar ki tahtaravelli sorusunu iki sene üst üste aynı anda sordular. Ya böyle işte ne bileyim bir aydınlatma direği sorusu böyle gölge sorusu falan temel orantıda soruldu mu soruldu. E son zamanlarda sanki böyle açı 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 ile ilgili böyle soru sormadılar. Klasik bir soru benzerlikten gelir mi acaba diye böyle kafamda bir soru işareti oluştu. O yüzden şöyle güzel bir soru sormak istedim. Aynı zamanda bu soru da sana açı 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 benzerliğini ne yapacak? Böyle biraz hatırlatacak bir soru aslında. Ve zor bir soru. Ya yani zor derken bir uğraş istersen belki çözebilirsin. Yani burada verilen zor olması hani açıları kullanacağız. Alfa var, var burada. Toplamda 6 şeyde. 6 tane ACB. Şuraya alfa dersem 6 alfa. Burası 2 alfa. Burası da 3 alfa mı oldu? Açıları bir yazalım bakalım. Evet. ACB açısı alfa. ABC açısı 2 alfa ve CAD açısı da kaç verilmiş? 3 alfa olarak verilmiş. Oo. Hiçbir şekilde benzerlik benzerlik yok. Bir ara çeşitliği falan filan yok. E ben burada alfa, 2 alfa ve 3 alfa mantığını kullanmalıyım. Valla arkadaşlar hep böyle söylüyoruz. Böyle alfayı 2 alfa gördüğümüzde ne yapın diyorduk arkadaşlar. Bir arasında bir ilişkiyi kurmam lazım. Ya bunu böyle açı ortaya olarak böleceğim alfaya alfa diye ki böldüğümde güzel bir şey çıkıyor mu çıkmıyor. Ya da ne yapacağım alfaya ait şöyle bir ikiz kenar oluştur diye hep söylüyoruz değil mi? E o zaman burada alfa alfa bak 2 alfa yaptı. Yani bu tür durumda burada da ikiz kenarlık oluşuyor. Şurada da ikiz kenarlık oluşuyor. Dikkat. E o zaman burada ne yapalım arkadaşım? Hop şuradan bir alfa derece ikiz kenarlık oluşturalım. Hocam şurası alfa. Alfa alfa. Hop şununla şu birbirine eşit. 2 iç açı bir dış açı. Burası 2 alfa oldu. Dikkat dikkat. Tamam 3 alfaydı. Burası da 2 alfa oldu. Ha, şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu mu? Oldu. Peki şimdi şu A şununla da şu 2 alfa 2 alfa şurası da eşit oldu. X ise burası da X mi? Evet X iken burası da X oldu. Hocam tamamı 10'du. O zaman buraya 10 eksi X kaldı. E o zaman burası da 10 eksi X mi oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Buna göre X kaçtır diye soruluyor. E hocam bak burada bir X kenar var. 2 alfa 2 alfa. Üçüncü açıya sen çift çizgi dersen eğer. a burada da 2 alfa 2 alfalık bak. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen arkadaşım. 2 alfa 2 alfa. E o zaman üçüncü açı çift çizgi olmaz mı? Evet. Zaten benzerlik olup olmadığını da nereden anlarsın biliyor musun? açıları yazdın ya. Hiçbir konudan çıkmıyorsa benzerlik. E benzerlikte de kenarları belli olan üçgenlere bakmanızı hep tavsiye etmiyor muyuz? Evet. Bak dikkat et. Burada 10 eksi x, 10 eksi x x var. Yani senin bu üçgende bir işin var. E, sonra hocam bu da 2 alfa 2 alfa çift çizgi. 2 alfalık bir üçgen var mı? Var. 2 alfa 2 alfa bak burası da çift çizgi olur. Bu üçgenin de kenarları var bak. Dikkat burası da kaç? 15 eksi x yaptı. E o zaman senin şu üçgenle büyük üçgen açı açı açıdan benzer. Hocam burada 2 alfanın karşısı 10 eksi x. Öbüründe 2 alfanın karşısı büyükte 2 alfanın karşısı x. B eşittir. Çift çizginin karşısı küçükte x. Büyükte çift çizginin karşısı 15 eksi x oldu. Şöyle çarpacağız. İçler dışlar yapalım. X kare neye eşit oldu? 10 ile burayı çarpıyorum önce. 150 eksi 10 x yaptı. Sonra eksi x ile buraya çarpıyorum. Eksi 15 x artı x kare yaptı. X kareler nanay oldu. Burası eksi 25 x yaptı. Öbür tarafa atınca artı 25 x yapar. 150'ye eşitse eğer. Buradan da 6 mı çıkıyor? Evet. X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Ve bizden de ne isteniyor? X isteniyor cevap 6. Bak sana görüşümü söyledim. Ne dedim? Benzerlikle ilgili hep böyle yeni nesil sorayım derken işte tahtlara verdiği ya da ışık sorularını falan hep gördünüz. Ya böyle açı 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 ile ilgili böyle klasik soruyla karşımıza gelirse bilmiyorum öyle bir his oldu. O yüzden böyle açı açı açıyı da sana tekrar etmek istedim. Ve aynı zamanda bu alfa iki alfa gördüğünüzde şöyle ikiz oluşturmayı da göstermek istedim. Evet üçüncü soru güzel bir soru aslında ve cevap 6 çıktı. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda iki özdeş iki kanattan oluşan akordiyon kapı. Evet buna akordiyon kapı deniliyor. Hatta bazen 4-5 kanattan oluşuyor böyle kat kat olabiliyor. Ben iki tanesinden yazmışım. İki özdeş kanat şeklinde yazmışım. Kapıyı böyle açtığımız zaman bak şurada bir açıklık oluşuyor. Yani odanın içine çektiğimiz zaman biraz daha çektiğimiz zaman açıklık daha da fazlalaşıyor. Bakalım ne diyor soru. Şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir. İki tane hali açık kaldı. Kapının katlanan kısmının şekil 3'teki konumu şekil 2'deki konumuna göre odanın 4 cm daha içindedir. Bak ÖSYM sever mi bunu? Sever. Eş yapıları kullanmış mı? kullanmışım ikisini de. Özdeş diyor ya. Şu özdeş kanat. Bunlar birbirine eşit. Bak kapıyı açtığınız zaman hala daha bunlar eşit. Bak dikkat et. Bu kapının iki tane çift çizgi hali. Yani ben şuraya bir AA dersem. Şurası 2 A diyor sana. Yani şuradaki uzunluk hala da 2 A. E o zaman buraya ne kaldı o zaman? 2 A eksi 20 kaldı. E sen bunu açtığın kapının şu halleri de hala özdeş. E bu eşitleri yazdın. Hala burası bak burası AA, işte hala burası da AA, burası da aynı zamanda yine 2A'ydı. E 36 açılınca buraya ne kalıyor o zaman? 2A-36 kaldı. Şimdi bir de ne diyor? Ben bu kapıyı açtığım zaman odanın içine belli bir kısmı girdi ya şurası. Şimdi şekli gidip konumuna göre 4 cm daha içerideymiş. Bu köşesi en içeriye giden kısmı değil mi? Ya da alttaki köşesi evet. Burası daha fazla içeri girmiş. Kaç santimetre? 4 santimetre. E sen burada şunun uzaklığına h dersen burası 4 santimetre daha hoca odanın içine girmişse burası da h artı 4 mi olacak? Evet. Bak şimdi güzel bir şey çıktı karşımıza. Şurada bir dik üçgen çıktı. Hatta x kenarda çizilen yükseklik olduğu için şöyle bir dik üçgen var elimizde. Şurası h. Bu da tabanı keş parçaya bölecek. A eksi 10. Burası da A. Sonra bu da burada daha büyüğü var. Şu kadar çektim. H artı 4 daha kadar çektim. Burası 2 A eksi 36'yı iki eşit parçaya bölecek. A eksi 18 olacak burası. Ve burası da ne oluyor? Yine A oluyor. E hocam burada iki tane pisagor yapacağız ve işlem yapacağız. Tamam ikizkenar kenar üçgen içerisinde sormuşum ama pisagor bağıntısı var ve ikili pisagorda ortak olan kenar var mı? Her ikisinde de A var. Ne yapıyorduk? ÖSYM bunu çok seviyordu. Ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk. Birinde A kare neye eşit? Hocam karesi artı karesin. Yani H kare artı A eksi 10'un karesi. A eksi 10'un karesi. Aynı zamanda burada a kare neye eşit? a eksi 18'in karesi artı sonrasını ne? h artı 4'ün karesine eşit olacak. Evet bunlar her ikisi de a kare eşit oldun ama bunlar birbirine eşit. Açalım o zaman eşit diyelim. h kare artı a eksi 10'un karesi a kare eksi 20a artı 100 yaptı eşittir. a kare eksi 36a artı 18'in karesi 324 yaptı burası. Bir de şunu da açıyorum. Artı h kare artı birinci ile ikinci çarpımın dikkatı 8h artı 4'ün karesi de 16 yaptı. A kare h kareler birbirini götürdü mü götürdü. Sonra bu 36 a'yı buraya atınca 16 a kaldı burada. Ondan sonra acaba şurada şey kalsın 8 açlık kısım kalsın. 100 var burada. Şurası da 324. 324 ile 16'yı toplarsan kaç yapıyor? 340 yapıyor. O zaman o zaman o zaman ne yapalım? 340'ı da buraya atalım. 240 mi yapıyor? Evet. Eksi 240 yaptı arkadaşım. Bak artı 340 burası. 100 eksi 340 eksi 240 yaptı. Bu da neye eşit oldu? 8 haşa eşit oldu. O zaman h buradan neye eşit oluyor? 8'e bölünüyor galiba. 8'e bölsen 2a burası. Bir de 8'e bölsen eksi 30 yaptı burası. Evet karşımızda bir dik üçgen vardı. Şu mesela. H ne oldu arkadaşım? 2a eksi 30. Evet. 2a eksi 30 burası. Burası a. Burası 2a eksi 30. Burası da a 10. E burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Hadi yapalım bakalım. Valla Pisagor bağıntısını yapar, yapacağız. Mecbur yapacağız. Hissedemeyiz. Bütün kenarlar a. Yalnız burada 10 eksiği var burada. A'nın 10 eksiği var. A'nın 10 eksiği nerede olur? Öyle de düşünebiliriz aslında. A'nın 10 eksiği. Buraya 25 koysak. Burası 15 yapıyor. 25 koy. Oo tamam tuttu. Normalde Pisagor bağıntısı. 2A. Eksi 30. Hocam diyeceksiniz ki sayıları siz ayarladınız. Oradan biliyorsunuz. Valla nasıl ayarladığımı da unuttum arkadaşlar. 2A eksi 30'un karesi eşittir. A'nın karesi artı A eksi 10'un karesi olacak. İşlem işlem işlem. Şimdi 10 fark olan özel üçgeni düşündüm. 10 fark olan özel üçgen 15, 20, 25 de yok mu? Evet. A yerine 25 yazarsam. Burası bak 15 yapıyor. A yerine 25 yazarsam da 50 eksi 30'dan Burası da kaç yapıyor o zaman? 20 yapıyor. Gerçekten 15, 20, 25 tuttu. E yani sen buradaki işlemle de A'yı kaç bulursun zaten? A'yı 25 olarak bulursun. Peki a 25 bulduk. Buna göre kapının uzunluğu nedir diye soruluyor bana. A 25 ise kapının uzunluğu şurası değil miydi? Evet. Yani 2A isteniliyor bizden. A yerine 25 yazarsak cevap ne çıkacaktır? 50 çıkacaktır. Valla arkadaşlar biz bu soruları yazarken hep Şeye göre yazıyoruz. Ne özel üçgen kalıpları üzerine yazıyoruz. Sayılar büyük bile olsa büyük ihtimal yani çok büyük sayılarda mesela 3 4 5'in katını kullanıyoruz genelde. Ama böyle e, 48 falan olursa tabii 7 24 25 üçgeni falan da aklımıza gelebilir. Ama ben burada neye göre baktım? Aralarında 10 fark olan üçgene baktım arkadaşlar. O da 3 4 5'in katı geldi aklıma. Yaptım. Yoksa sen buradan açarak da sonuca yine ulaşabilirdin. Bir bir dene. 5 saniyen kaybolur sadece. Anlaştık. Evet. Güzel bir soru. Dördüncü soru böylelikle 50 çıktı ve burada neyi de anlatmış olduk? ÖSYM'nin en çok sevdiği şey ortak kenarlar varsa eşit kenarlar varsa ikili pisagorlar da o eşit kenarı yalnız bırakın diye hep söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Evet geldik bir sonraki soruya. Dörtgenle ilgili kolay bir soru. Bak şimdi dörtgen şeklindeki bir kartonun üzerine dikdörtgen şeklindeki bir çubuk şekil 1 ve şekil 2'deki gibi koyulduğunda oluşan açılar şekillerin üzerinde gösterilmiştir. Arkadaş dikdörtgen şeklinde ya. Dikdörtgen olması ne özellik katıyor? Şunların birbirine paralel olması anlamına geliyor. Yani şurada açı da 130. E, ters açıdan burası da 130. 140 ise burası da ne olacak? 40 olacak. E hocam dörtgenin diğer açıları değişmiyor. Bak burada da bir ekstradan bir dörtgen oluştu. Şuraya bir A açısı buraya bir B açısı diyecek olursak. A artı B artı 130 artı 40'ın ne olması lazım? 360 olması lazım. E o zaman A artı B'yi biz buradan kaç buluruz? A artı B'yi şu ikisini topladığım zaman Kaç yapıyor? 130 artı 40. 170 yapıyor. E, 360'dan da 170 çıkartırsak 190 yapıyor. Evet buradakileri bulduk. Hala bak aynı şekli kullanıyorum ve buradaki açılar değişmedi. 120 ise burada kaç, kaç derece? 60 derece. E alfaysa hocam burası da alfa. Şuradaki x'i bulursam. Gerçi yöndeşten alfa. E burada da ters açıdan dolayı burası da alfa mı oldu? Evet. E buradaki dörtgene de bakacak olursak yani a artı b artı alfa artı 60'ın da 360 olması lazım. E artı B'nin 190'dı. E 190 artı 60 250 yapar. Alfa da böylelikle 360 eksi 250 yapacağından alfayı da böylelikle 110 derece olarak buluruz. Örnek 5, 110 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Evet, dikdörtgen sorusu. Bakalım nasıl bir soru. Aşağıda dikdörtgen sorularında da nasıl sorular soruyorlar arkadaşlar. Böyle çarpanlara ayırmalı soruları MSÖV'de de gördünüz zaten. Karşımıza çıkacağını da söyledik. Buna da dikkat edin. Bazen işlem yapmanız gerekebiliyor. Ama genelde de dikdörtgen sorularında ekstra bir 90 derece varsa genelde ne çıkıyor? 90'lara bu da çıkıyorsa mesela alfa beta çıktığını da hep söyledik. Bakalım verilen bilgiler beni yönlendirecek şimdi. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgenin içine 3 tane dikdörtgen kenarları çakışacak şekilde konuluyor. 3 e, tane dikdörtgen bu şekilde konulmuş. Kenarları çakışacak şekilde konulduğuna göre şu 90'ları şöyle bir yapıştıralım. Burası da 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90 mı? Evet 90'ları yapıştırdık. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Griye dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin çevreleri eşit ve AE ile DN de birbirine eşit. AE ile DN. Evet DN. Şurasıyla şurası birbirine eşit verilmiş. Şimdi madem bana şu eşit verilmiş. Buraya A, buraya B diyecek olursam. A artı B iken burası da A artı B. Yani burası da A artı B mi oluyor? Evet. Bunu yazdık. Sonra B iken başka ne var? A ile D'ne birbirine eşit. Ve dikdörtgenlerin çevreleri eşitmiş. Bak griye ve kırmızıya bakacağız değil mi? Evet. Kırmızı gri dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgen çevreleri birbirine eşit. E o zaman burası A artı B ya. Şimdi bunun çevresine e, A artı 2B burası. A artı 2B de burası. 2 artı 4B yapıyor. Yani 2A artı 4B eşittir. Kırmızının çevresine bakacağız. A iken burası A mı? A. E şuraya X dersem. A artı X artı X. Yani 2A artı 2X mi yaptı? Evet. A'lar nanay oldu. Sadece soru beni yönlendirdi. Buradan da 2X eşittir 4B'den. X'i ne bulduk? 2B'ye bulduk. Evet. X buradan ne geldi arkadaşlar? 2 b geldi. E, hocam burası B iken. Burası B. X 2B. Burası da 2B. Bak. Şurası da 90 90 90 olduğundan burası da 90 oldu. Dik üçgenin kenarlarını B'ye 2B'ye buldum. Başka dik üçgen var mı? Var. Hocam şurada da var. Şurada da var. Burada benzerlik yapıp şuradaki kenarları bulabilirim. Ama benden ne isteniyor? AB bölü AC isteniyor. Nereye yoğunlaşacağız? Büyük dik üçgene yoğunlaşacağız. E 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Alfa 90 sa beta. Yani senin üçgen belli. Hocam bu üçgenle büyük üçgen benzer ama büyük üçgende hiçbir kenar yok. Ama dikkat et. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olmak zorunda. Yani burası k iken burası 2k olabilir. Yani bazen bu alfadan beta'ya geçiş kullanabiliyorduk. İki üçgende benzerlik yapabileceğimiz kenarlar yoksa sadece bir üçgende kenarlar varsa diğer üçgenin bütün kenarları boşsa karşımıza bu şekilde böyle güzel bir benzerlik yapabiliyorduk. Alfadan beta'ya geçiş. İşte bak bu mantıkla ilgili soruyla karşılaşabilirsin. Dikkat. E o zaman K2K yazdık. Benden de zaten ne isteniyor? AB bölü AC isteniyor. AB bölü de K bölü 2K'dan ne yapar o zaman? 1 bölü 2 yapar. 6. soruyu 1 bölü 2 bulduk. Geldik 7. soruya. Kenar uzunluğu 50 santimetre olan bir karenin köşelerinden yüksekliği ile üst tabana eşit ve 12 santimetre olan eş dik yamuklar kesilip çıkartılıyor. Evet yükseklikle üst taban 12 olacak şekilde şöyle hemen şu verilen bilgiyi yazayım bakayım. Üst taban olacak şurası 12 burası da 12 burası da 12 yazdık. Hatta bir kenara 50 cm ya buraya kaç kaldı o zaman? 12 12 24 buraya 26 kaldı. Aynı zamanda burası da 26 burası da 26. E o zaman şurada 26'yı yazayım. Burası da 26. Burası da 26. Alt tabana x dersem burası da x. Burası 50 2x yapıyor. Sonra alt tabana x dediysem eğer şurası x. Değil mi? Burası da x yamuğun alt tabanı. O zaman burası da çıkarıldı. X buraya 50 x 2x kaldı. Başka bir şey var mı? Yok. Üst tabanı şurası 12. Burası da 12'yi yazalım. Şuradaki kenarları da y y diye yazalım. Şurası da y ise eğer. Şuraya x dediysek şuraya da y dediyse eğer. Eş yapılar çıkartıldığı için bunları da yedirelim. Şimdi şeklin çevresinden bahsediliyor. Şeklin çevresine bakalım. Hocam 26, 26, 52. Sonra burada 26, burada da 12, 12, 24 var. 50. 50 ile 52'nin toplamı 102 yaptı. Tamam 102 elimizde var. Artı. Sonra ne var? Hocam 50-2x var. Bir de burada 2x var. Yani 50-2x artı 2x var. Şunlar şunlar birbirini götürdü. X'lerle ilgili işimiz bitti. Bir de 1, 2, 3, 4 tane de var. Bu da neye eşitmiş? 212'ye eşitmiş. Bu şeklin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle bir y'yi bulalım arkadaşlar. Şimdi buradan bu ikisinin toplamı 152 yaptı. 152, 4y neye eşit oluyor? 212'den 152 çıkartırsak kaç kalıyor? 60 kalıyor galiba. Y de buradan 15 oldu. Hocam y 15 ise e, dik yamuk şuradan bir dik çizecek olursak hocam burası 12 burası da 12 burası 12 15 9 12 15'ten 9 çıktı. Yani dik yamuğun bir tanesinin kenarlarını bulduk. 12 burası 12 burası 12 9 daha 21 burası burası da kaç 15. Şimdi bunun alanını bulurken ne yapacağım? Hocam karenin alanından hadi bakalım çıkartalım karenin alanı şu siyah kaleme geçeyim. 50'nin karesinden neyi çıkartacağım? Hocam şu. Alt taban artı üst taban. Yani 21 artı 12. Çarp yükseklik. Yükseklikte 12. Böl 2. Yani 6 ile kaçı çarpacağım? 33 çarpacağım. 33 çarpı 6 yapıyor burası. Bu da 6 kere 3 18. 6 kere 3 18. 198 mi yapıyor? Evet. Ama bu 198'de kaç tane var? 4 tane var. Eksi 198 çarpı 4 diyeceğiz. O zaman bu 50'nin karesi 2500'den 198 çarpı 4. 4 kere 8 32. 4 kere 9 36. 39 yaptı. Elde var yine 3. 4 kere 1 4. Elde var 3. 7 yaptı burası. İnşallah işlem hatası yapmam. 8 0 sonra 7 mi kaldı burada? 14'ten 7 çıktı. Evet 1708. Cevap böylelikle kaç çıktı? 1708 olarak çıktı arkadaşlar. 7. soruda bu şekilde kesip çevresinden bahsedebilirler. Çevresinde tek tek yazınca sonuca ulaşıyorsun. Yani sana soru ne diyorsa onu kullandığın zaman sonuca ulaşıyorsun. Bazen bir şeyler çıkmayacakmış gibi hissediyorsun ama soruyu düzgünce oku, cevapla sonuca da rahat bir şekilde ulaş. Evet yedinci soru. Gördüğünüz üzere ne yapmışım? Önce ben bu soruyu yazarken bak sana işin sırrını da veriyorum. Bu soruyu yazarken kareyi yazdım. Sonra dik yamukları yazdım böyle. Dik yamukların kenarı böyle şey olsun. 12-12-15 9-12-15 üçgeni de burada sağlansın deyip öyle işlem yazdım. Genelde de sorular böyle yazılıyor. Haberin olsun. Geldik 8'e. Evet paralel kenarla ilgili bir soru. Renkleri haricinde özdeş olan 3 paralel kenar şeklindeki kartonlar aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur. Eyvallah. Paralel kenarlardan birinin uzun kenarı kenarının kısa kenarına oranı 5 ve alanda 20 yemiş. Hmm. Paralel kenarımız böyle ya. Burası K iken yani şu paralel kenarın şu kenarı K iken burası 5 K'ymış. Alanda kaçmış? 20'ymiş. Tamam. Şekilde gösterilen kırmızı renkli kenarlar birbirine paralel olduğuna göre şeklin görünen yüzünün görünmeyen yüzünün alanının ne, oranı nedir diye soruyor. Bak şu üstte bu altta kalmış bu da yeşil bu sefer yeşil üstte ya da turkuaz mı üstte bu altta kalmış. Görünen yüzey derken bak şu alan artı şu alan artı bir de sarı alan demeyeceğiz dikkat çünkü niye görünen yüzeyi şu alanı hesapladıysan bir de şu alanı hesapladıysan elimizde 20 artı 20 var mı var. Bir de neyi hesaplayacağız? Şurayı ayrı hesaplayacağız. Burayı ayrı hesaplayacağız. Burayı da ayrı hesaplayacağız. Ya da 20'den nereyi çıkartacağız? Dostlar şurayı ve şurayı çıkartırsak oradaki mavi alanları bulur muyuz? Buluruz. Şimdi biz normalde paralel kenarda üçgenlerde alan dağıtmayı biliyoruz. Paralel kenarda da alan dağıtmadan bahsedebiliriz arkadaşlar. Bakın şu K iken şurası ne oluyor? Burası da K. Şurası K ise ondan sonra cama... Şurası da aynı şekilde K mı yapıyor? Evet. E hocam şurası da K mı biliyor muyuz? Dur. Şimdi bunlar eş paralel kenar değil mi? Evet. E şimdi genelde eş yapıları kullandığımız zaman biz ne yapacağız demiştik arkadaşlar. Genelde kenarların eşitliğini gösteriyoruz. Aynı zamanda açıların eşitliğini göster demiyor muyuz? Evet. E o zaman açıları da gösterelim. Bunun dar açısı alfaysa. Hocam bunun da dar açısı alfa. O zaman burası da alfa. A z'den dolayı burası da alfa yaptı. Ne çıktı burada? X kenar yamuk çıktı. Çünkü şunlar birbirine paralel. K ise o zaman burası da K oldu. Aynı şekilde burası da K. Aynı açı muhabbetinden burası da K. Burası da K oldu mu? Oldu. Şimdi ben mavileri bulurken ne yapacağım? Şu bütün paralel kenarın alanından iki tane siyah çıkartacağım. E arkadaşlar alan da açacağız. Bak dikkat. Şöyle bir paralel kenarımız varken elimizde. Şuradaki paralel kenarın içerisinde bak şuradaki paralel kenar, şurada paralel kenar. Şuradaki K'lık kısım burası, burası da 5K'lık kısım. Şimdi paralel kenarda da alan dağıtım yapabilirsin. K'da kalan A ise 5K'da kalan nedir? 5A'dır diyebiliriz. Çünkü birer kenarları eşit. Burası K, burası da K, e, burası 5K ya. Yani K kenarları eşit, şuradaki kenarları eşit tabanlarıyla doğru orantılıdır. Ya da çizilen yüksekler benzerlikten ya da eşitlikten birbirinin tıpkısının aynısı olmuyor mu? Evet oluyor. Sırf o yüzden paralel kenarlarda da ya bu paralel kenarda gösterdi ben bunu. Dikdörtgende de aynı şeyi söyleyebiliriz. Genişletebilirsiniz bunu. Ya da eşkenar dörtgende de böyle tabanlarıyla birer kenarları eşitse ya da birer kenarları ortaksa hatta birer kenarları ortaksa dediğimde şu şekilde daha rahat bir şekilde dağıtırsın mesela. Hocam burası K burası 4K ise K'da kalan aysa 4K'da kalan 4A diyebilirsin. Tamam. E o zaman o zaman burada toplamda 5K'da kalan 20 ya. K'da kalan kaç yapar o zaman? 5K'daki 20 ise K'daki 4 yapar. E o zaman burada kalan 4 çıkar. E o zaman burada kalan da 4 çıkar. E bunun tamamı 20 idi. Mavi alanların toplamı da 4, 4, 8 çıkartacağız o zaman. 20'den 8 çıktı. Kaç yapıyor? 12 yapıyor. Evet şu alan 20. Bu alan 20. Mavi alanların toplamı da kaç bulduk? 20'den 2 tane 4'ü çıkarttık. Yani 8 çıkarttık o da 12 yaptı. O zaman tüm toplam alan kaç yaptı? 52'ye eşit oldu. Arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Bu mantıkta bir soru ya çok büyük bir ihtimalle gelebilir. Çünkü yıllardır böyle soruyla karşılaşmıyoruz. Ya çıkarsa? Ha, aynısı çıkmak zorunda değil. Buradaki mantığı belki bir yerde kullanabiliriz. Ya da bunu dikdörtgende sorar. İnşallah böyle bir soru çıkar değil mi? Kolay bir soru da aslında. 8. soru 52 oldu geldik 9. soruya. Aa, bu da çok güzel bir soru. Aşağıda aşağıda şekilde birbirine eş paralel kenar şeklindeki 8 eş kartondan bir paralel kenar oluşturulmuştur. Evet şöyle bir paralel kenar oluşturulmuş görüyorsunuz. Kartonlardan oluşan bölgenin içinde kalan beyaz bölgenin alanı ile 8 kartonun toplam alanı birbirine eşitmiş. O zaman şu beyaz bölgenin alanı. Bak dikkat et iki farklı şekilde sana çözüm, çözüm yöntemi sunacağım şimdi. Gerçekten güzel bir soru. Tam böyle sınavda çıkmaya aday bir soru. Hatta şöyle kopyaladım ve şuraya yapıştırdım. Bak şimdi. İlk önce klasik yoldan çözeyim. Arkadaşlar bunun kısa kenarı. Buna göre diyor kartonlardan birinin uzun kenarı kısa kenarın kaç katıdır diye soruluyor. Evet kısa kenarına A dersem uzun kenarı da B ise. E hocam burası A ya. O zaman buraya B eksi A kaldı. E o zaman burası da B eksi A yaptı. Yani şuradaki uzunluk ne yaptı o zaman? Buradaki uzunluk 2B eksi 2A yaptı. Tamam 2B eksi 2A yaptı. Şimdi şu beyaz bölgenin alanından bahsediyor bana. Ben şurada taban çarpı tabana ait yükseklikten gidebilirim. Nasıl gidebilirim? Hocam şu şekilde. Bu da şu geniş bunun tamam paralel kenar ya. E hocam şunun da şu paralelse. E bununla da bu paralel. Bununla da bu paralelse şu karşılıklı kenarlar paralel. E bununla bu paralelse. E bununla da bu. Bununla da bu, bununla da bu paralelse karşılıklı kenarlar paralel oldu. Yani içerideki şekilde bir paralel kenar mı çıktı karşımıza? Evet. Paralel kenarın alanı deyince aklımıza ne geliyor? Taban çarpı tabana ait yükseklik geliyor. E o zaman bir tane paralel kenarın alanını bulurken hocam şurası haçsa e ben şimdi şunun alanını bulmaya çalışacağım şimdi. Dikkat et. Ya da büyün alanı şurası da şu yükseklik bu yüksekliğe eşit değil midir? Aynen öyle. E taban belli mi? Belli. Burası 2B-2A. Tamam. Şimdi ben Buradaki alan arkadaşım şurası A çarpı H mı? Evet. Buradaki alan nedir? Şu paralel kenarın alanı A çarpı H. Bana şey diyor. A çarpı H alanından kaç tanesi? 8 tanesi. Neye eşit diyor? Şu içerideki beyaz bölgenin alanına eşit diyor. Tamam. İçerideki beyaz bölgenin alanında 2B çarpı eksi 2A taban çarpı tabana ait yükseklik. E hocam şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı e bunlar da ort tabandan dolayı haçsa burası haş değil midir? Evet. Beyaz paraya kenarın yüksekliği ne oldu? 2 h oldu. Yani taban çarpı tabana ait yükseklikte 2 haç eşit. Bunlar birbirine eşitmiş. Eşit diyor. 8 a eşittir. Şunu çarptım şöyle. Hocam burası 4 b yaptı. Eksi 4 a yaptı. Attık bunu buraya. 12 a neye eşit oldu? 4 b eşit oldu. Haşlar nanay oldu. E o zaman 4'e böldüğün zaman da 3A eşittir B mi oldu? Yani B'yi 3A bulduk. Buna göre diyor kartonlardan birinin uzun kenarı kısa kenarının kaç katır diye soruluyor. B eşittir 3A ise uzun kenar 3A kısa kenarda A kaç katı olmuş oldu? 3 katı olmuş oldu. Güzel bir yöntem mi? Güzel bir yöntem. Şimdi dikkat et çok daha güzel bir şekilde çözeceğim. Gençler bakın şimdi. Buradaki paraya kenarın bir tanesinin alanı A ise eğer. Hocam bundan 8 tane var. 8A'yı ben buraya yerleştireceğim. Bak burası da A ya şöyle. 8A'yı buraya yerleştireceğim. E hocam bu kenar burada bir bütün. Burada da bir bütün. 8A'yı ben buraya nasıl birleştiririm? Bak burası tam ortası olduğu için şöyle. Şöyle tam ortası olduğu için. Hocam yukarıya kaç tane? 4 tane. Buraya da 4 tane yerleştiririm. O zaman şuraya 2 tane yerleşmez mi böyle? Buraya da 2 tane yerleşmez mi böyle? Evet. Bak gördün mü? Ne oldu o zaman? Aynı paralel kenardan şu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane yerleştirmiş olduk. Yani şu paralel kenarı yani şurası A birimse o zaman burası da A, burası da A olacak. 4 tane yerleştirmek için tam ortası şurası ya böyle. E buraya 2 tane, buraya 2 tane. Toplam 8 tane yapacağım ya. Üst tarafa 4, buraya 2 tane yapacağım. E o zaman burası A ise burası da A, burası da A oldu. Kısa kenar A ya şimdi. Bak burası 3A oldu. A'ya 3A şeklinde oldu. Yani 3A bölü A'dan cevabı kaç bulduk? 3 bulduk. Bu şekilde bütün böyle e, alanı bu şekilde de parselleyebilirsiniz. Parselleyerek de çok da kolay bir şekilde çıkmadı mı? Çıktı. Gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. 9. soru böylelikle 3 çıktı. İki farklı şekilde çözdüm. Şimdi geldik şuraya. egan neyesini biliyorsunuz. Ya ben Fatma'nın ile ilgili konu anlatımında soru vardı. Şimdi bir de Ege'nin neyesini böyle göstermek istiyorum. Benim için önemli. Çünkü bu tür yapılı karşılıklı kenarları paralel olan bir e, kartonlarda ya da paraya kenarda ya da dikdörtgende de sorulabilir. Karede de sorulabilir bu bu tür yapılarda böyle bu toplam çevreden falan filan bahsediliyorsa eğer büyük ihtimalle yataylara ayrı dikeylere de ayrı düşünmemizi isteyebilirler. Bu da bir soru yöntemlerinden biridir. Tekniklerinden biridir. Bunu da bilmenizi istediğim için buraya da koydum. Benzeri zaten şeyde vardı. Konu anlatımında F harfiyle ilgili hatırlarsanız. Şimdi bakalım bu soru nasıl bir soru. Ege anneyesini koydum bu sefer. Uzun kenarı. X birim olan şekil 1'deki kağıttan 7 tane kullanılarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'nin çevresi. Şekil 1'in çevresinden 60 cm. Evet. Şekil 1'in çevresi nedir arkadaşlar? Şekil 1'in çevresi 2x artı 2y'dir. Tamam. Şekil 2'nin çevresine bakalım. Hocam bunları tek tek toplayacağız mı? Bak uzun kenar x. Önce yatayları toplayalım. Şekil 2'yi bulurken yataylara bakalım. Hocam 1, 2, şurası x ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane x var. 10x yatayları topladım önce bak. Yatay artı dikey diyorum. Tamam mı? Yataylar ne oldu? Bir daha sayayım. 2 4 6 8 10 tane x var. 10 tane x var yataylarda. Abi de dikkat et. Şurası da şurası da var. Yani burada 2 tane de y var. 2 tane y de var. Onu da koyalım. Peki şimdi dikeylere bakalım. Dikeylere bakacak olursak Dikeyleri de bakın siyah yok maviyle gösteriyorum. Dikeyleri de hesaplayalım. Hocam şuradaki bir dikey x 2x. Hocam burası var, sonra çevrede burası var, burası var, burası var ve burası var. E hocam buraya y mi diyeceğiz? E burası ne kalıyor o zaman x eksi o binnden ne kalıyor? İşte şuradaki y'yi falan da çıkaracağız ama bütünsel düşün. Şu artı bak burası artı, burası artı, burası artı, burası artı, burası toplamda 2 tane x eşit olmuyor mu? Evet. Çünkü bu bak şuraya geliyor. Ondan sonra bu buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Yani şunların hepsinin toplamı şu iki tane neye eşit olmuş oluyor? X'e eşit olmuş oluyor. Dikeylerde ne oldu o zaman? İki tane X oldu. Yani şuradakilere Y dememize gerek yok. Bütünsel olarak düşüneceğiz. Ama buradaki sağdaki dikeyler 2X yaptı. Bir de solda da dikeyler var. Toplamda kaç X yapmış oldu o zaman? 4X yapmış oldu. E Şimdi şekil 2'yi de ne bulduk o zaman arkadaşım? 14x artı 2y bulduk. Bana ne diyor? Şekil 2'nin çevresi. Şekil 1'in çevresinden 60 cm fazla. Yani 14x artı 2y'den kaçı çıkartacağım? 2x artı 2y'yi çıkartacağım. Yani toplam eksiği dağıtacağım. Şunu çıkartacağım. Bu 60'a eşitmiş. Hocam 2y'ler gitti. 12x eşittir 60 oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Cevap böylelikle 5 çıktı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten buna dikkat edin. Böyle dikdörtgen şeklindeki kartonları ya da paralel kenar yani karşıtlı kenarları paralel olan bir dörtgenlerle bir şekil oluşturulduğunda toplam şeklin çevresi sorulduğunda yataylara ayrı bakın. Dikeylere ayrı bakın. Dikeyleri bazen bütünsel düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu tarafta olduğu gibi şunların toplamına şöyle hesaplarken yaptığımız gibi. Tekrar söylüyorum. Bak siyahla da gösteriyorum. Şu artı bu artı bu artı bu artı bu. Bak bu buraya geldi. Bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Toplamda şunlar artık buralara geldi ya. Toplamda şuradaki uzunluğa işte oldu. 2x burası. 2x de burası. Dikeyler toplamda 4x yapmış oldu. Unutma gerçekten çok güzel bir mantık. Bunu da kullanmanı isterim. Özellikle karşılıklı kenarları paralel olan bu şekildeki çevre sorularında bu şekilde hamle yapmanı tavsiye ediyorum. Evet geldik örnek 11'e. Arkadaşlar böyle bir örüntüyle de karşınıza gelebilirler. Matematikteki örüntü eyvallah zor bir örüntülerle karşılaşabilirsiniz ama geometride de öyle çok fazla bir zorluktaki bir örüntüyle karşılaşabileceğinizi zannetmiyorum. Bakın şöyle bir örüntü koymuşum hikayeleştirmişim soruyu. Kenar uzunlukları 52 cm ve 50-80 cm olan ABCD paralel kenara biçimindeki karton eşit sayıda çizilen bak eşit sayıda çiziliyor. D ve K doğruları. Yani en tane D çizmişim. En tane de K çizmişim. K1, K2, KL şeklinde görüyorsunuz böyle. D ve K doğrularıyla eş dörtgen eş dörtgen yani eşkenar dörtgen diyecektim buraya. Yanlış olmuş. Pardon. Şu eşkenar dörtgen olacaktı. Eşkenar dörtgen oluşana kadar devam ediliyor. Evet şu ben bunu böyle K1, K2, k çizdim. D1, D2, çizdim. En son burada bir eşkenar dörtgen oluşturmuşum. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Oluşan küçük paraya kenarların. Mesela şurada bir paraya kenarı var ya. Yatay kenarı 1. Yatay kenarı 3. Dikey kenarı da 1 cm ise. Evet şurası 1 burası da 3 cm ise. Oluşan eşkenar dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradan D1'i çizdiğim zaman burası 3 mi oluyor? Evet. D2'yi çizdiğim zaman bir daha 3 geliyor. Yani 2 tane 3 geliyor. O zaman en son N'i çizdiğim zaman D'ye çizdiğim zaman burası 3N mi olacak? Evet. Şimdi K1'i çizdiğim zaman burası 1. K2'yi çizdiğim zaman toplam uzunluk 2. Yani 2 çarpı 1'den 2. E, K'y'ni çizdiğim zaman da o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? N çarpı 1'den de N mi yapacaktır burası? Evet. Şimdi şunun tamamı 52 idi. O zaman buraya 52 eksi N kaldı. Hocam burası 52 eksi N. Yazalım. Sonra bunun tamamı 80'di. E burası 3'en ya. Burası da 80 eksi 3'en oldu. Yani burası da 80 eksi 3'en oldu. Şimdi bunlar eşkenar dörtgen oluştu ya burada. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 80 eksi 3'en eşittir. 52 eksi en olduğundan dolayı buradan attık bunu buraya. Yani 28 eşittir. Değil mi? 28 yapıyor. Eşittir 2 n yaptı. Böylelikle n'i de kaç bulduk? 14 bulduk. E, n, 14 ise yazalım yerine. 14 yazdığımız zaman herhangi bir tanesinde 52 eksi n yani 14 çıkarsa o zaman burası 36 mı yapıyor? Yok 38 mi yapıyor? Evet bir kenar 38 yaptı arkadaşlar. 38 artı 14 52 mi yapıyor? Aynen öyle. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 38 çevresi isteniyor. 38'den 4 tane var. 4 kere 8 32 4 kere 3 12 152 yaptı. O zaman cevap 152 oldu arkadaşlar. 11. soruda. Geldik 12. soruya. Evet yine eş kartonları kullanmışız. Çünkü buraya biraz takıntılıyım. ÖSYM heş, hep eş yapıları kullanıyor arkadaşlar. Bak burada da bir eş yapıyı kullanmışız. Şekil 1'deki paraya kenar kesilerek 6 eş paraya kenar yapılıyor. 6 tane eş paraya kenar. Yani burası bir kenara A'yı B'se. Hocam şurası B ya. Burası da A olacak. O zaman burası da A olacak. Yani kısa kenara A uzun kenara B olan bir paralel kenar. Ve şu şekli oluşturmuştur. Bu, bu, altı parça şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında ortadaki beyaz dörtgen bir eşkenar dörtgen olmaktadır. Evet eşkenar dörtgen oluyormuş burası. Şimdi dostum kısa kenar A değil mi? Evet kısa kenar A. Hocam burası A. Uzun kenar B ise buraya B eksi A kaldı. Hocam uzun kenar B. Bak burası da B. Bak şurası da kısa kenar A. Uzun kenar B ise buraya da B eksi A kaldı. E hocam eşkenar dörtgen. Şurası B iken B. Burası da 2B eksi 2A mı yaptı? Yani şu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. B eşittir 2B eksi 2A yaptı. Attık bunu buraya attık bunu buraya. Yani 2A eşittir B mi yaptı? Evet öyle. B'yi 2A olarak bulduk. E o zaman burası da B ya burası da 2A. Buna göre diyor şekil 1'deki paraya kenarın kısa kenarının uzun kenarına oranı nedir diye soruluyor. E yazdık bitti. Bak burası bir kenarı 3A bir kenarı 4A oldu. Kısa kenarının uzun kenarına oranı ne çıktı o zaman? 3 bölü 4 çıktı. Örnek 12 3 bölü 4 oldu. Geldik örnek 13'e. Güzel bir soru arkadaşlar. İple asılan herhangi bir cisim denge konumuna geldikten sonra ipin düşey doğrultusu cismin ağırlık merkezinden geçer. İple neyi asarsanız asın düşey doğrultusu yani şu ipin düşey doğrultusu şeklin ağırlık merkezinden geçiyor arkadaşlar. Bunu fizikte görmüşsünüzdür. Biz de bunu geometrik şekillerde göreceğiz. Şimdi paralelkenarın ağırlık merkezinin neresi olduğunu biliyorsunuz. Sadece üçgende ağırlık merkezi yok. Üçgende ağırlık merkezinde özel bir durum oluyor sadece. Bir iki oranlaması oluyor. Ama paralelkenarda kenarda neresi ağırlık merkezi? Köşegenlerin kesim noktası. Dikdörtgende de öyle. Eşkenar dörtgende de öyle. Değil mi? E, hatta tabii daha farklı durum var da ondan bahsetmeyeyim. Hatta bu köşegenlerin kesim noktası simetri eksenlerin kesim noktasıydı. Hatta bu dikdörtgende e, Köşegen simetri ekseni miydi? Değildi. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. E, simetri ekseni şu ve şu. Simetri eksenlerin kesim noktası da tam ağırlık merkezini veriyor arkadaşlar bize. Ha hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit ya. Tam simetri eksenlerin kesim noktası da köşegenlerin kesim noktasına gelir zaten dikdörtgende de. Niye? Şunu şöyle çizersek, şunu da şöyle çizersek köşegenler birbirini ortalıyor ya şöyle şöyle. Tam bu ortaladığı için kelebeklik oran birebir şartla sağlanmış oluyor. Zaten haberiniz olsun. Detay olarak bunu da vermiş olayım şimdi burada. Neyse devam edeyim. Şimdi madem ben bu ipi böyle astım. Madem bu nereden geçiyor? Ağırlık merkezinden geçiyor. Eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktası değil midir? Aynen öyle. Köşegenlerin kesim noktası, hop şurası. E bu da köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda yine. Şimdi bir şeyler demiş. Alanı 120 birim kare olan eşkenar dörtgen. Şu an alanı kullanamıyorum. Alan dediğimiz aslında 4 tane dik üçgen ya da 4 tane köşegenler çarpımının yarısı değil mi eşkenar dörtgenin alanı? Evet. Şek alanı 121 birim kareymiş. Şekil 2'deki eşkenar dörtgen zemine 14 birim daha yakınmış. Vay. Zemine 14 birim daha yakın. Şu şöyleyken bak zemin, bak dikkat et. Zemin böyleyken 14 birim daha yakın. Bunun zemine olan uzaklığı burası. Bunun zemine olan uzaklığı burası. E bu ne demek? Şurası A iken burası A artı 14 demek değil midir? Evet. Bir de şuna dikkat edin diye hep söylüyoruz arkadaşlar. Bir şey tavana asıldığı zaman zemine olan uzakları her zaman birbirinin tıpkısının aynısıdır. Şurası ipin uzunluğu burası da ipin uzunluğu. Bak şimdi ip artı şuraya ben bir x x dersem ip artı 2x artı a artı 14 yazıyorum. İp artı 2x artı a artı 14 tavanın zemine olan uzaklığı. Şuraya da bir y y dersem ip artı 2y artı a'ya eşit değil midir? İp artı 2y artı a'ya eşittir. İplerin uzunlukları birbirini götürdü. Hocam a'lar birbirini götürdü. O zaman buradan ne geldi? 2x 2x artı 14 eşittir 2y yaptı. Ve buradan da x artı 7 eşittir. Y mi çıktı arkadaşlar? Evet. Y yerine ne yazacağım? X artı 7 yazacağım. Tamam. Şimdi eşkenar dörtgeni bir a köşesinde asmışım. Yani kısa köşegen burası. Kısa köşegen burası olacak. Burası da XX olacak. Bir de şuradan atmışım. Y'yi de ne bulduk biz? X artı 7 bulduk değil mi? Yazalım X artı 7. Hocam şimdi eşkenar dörtgenin alanını 120 vermiş. İstersen şöyle yap. Köşegenler çarptığının yarısı 120 de. İstersen bu X'e X artı 7'lik üçgenden kaç tane var? 4 tane var değil mi? O zaman tamamı 120 ise. 4'e böldüğün zaman burada kalan 30 değil midir? Aynen öyle. Yani şurada kalan 30 ise eğer. X çarpı x artı 7 bölü 2. X çarpı x artı 7 bölü 2 eşittir 30'muş. Buradan e, x çarpı x artı 7'yi kaç bulduk? 60 bulduk. Buradan da çarpanları ayırarak bulabiliriz. Ya da hissedelim. Neyle neyin çarpımı 12'dir? Valla hocam 2 ile 30 olmuyor. 5 ile 12 oluyor. X yerine 5 koyarsam burası da 12 oluyor mu? Oluyor. Demek ki x dediğimiz 5. Burası y dediğimiz 5 artı 7'den dolayı 12 yaptı. 5 12 13 üçgeninden eşkenar dörtgenin bir kenarını ne bulduk arkadaşlar? 13 bulduk. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor. 13'ten 4 tane var. O da 52 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Bununla alakalı bu mantıkla alakalı bir soru daha çizmiştik. Bir şey asılmışsa tavana tavanın zemini olan uzakları her iki şekilde de birbirine eşit olacak. Burada ince nokta ne? Şuradaki zemine 14 birim daha yaklaştığını bulduk. Burası A'yken buranın A artı 14 olmasını kullandık köşegenlerde de yazınca şu uzunlukların eşitliğini yazınca güzel bir şey çıktı karşımıza. Ve o güzel bir şeyi de tabi soruda da kullandık mı? Kullandık. Evet örnek 13'ü 52 bulduk. Geldik örnek 14'e. Aşağıda alanı 72 birim kare olan eşkenar dörtgen kağıt 1 ve 2 nolu üçgen ile 3 üç nolu yamuk elde edilecek şekilde 3 parçaya ayrılıyor. Evet 1 ikisi üçgen bu da yamukmuş. Yamuk dediği için şu kenarlar nedir arkadaşlar? Alt taban ve üst taban paralel olmak zorunda. E bunlar paralel değilse e otomatikman bunlar paralel olacak değil mi? Evet bunlar paralel olacak. Eyvallah. Bu parçalar KLMN paralel kenar üzerine taşmadan ve üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirildiğinde mavi bölge oluşturuyor. Evet KLMN paralel kenarın içerisine 1'i 2'yi 3'ü koymuşum. Şurada da bir boşluk kalmış. Tamam. Şimdi AE eşittir. iki tane EB'nin uzunluğuymuş. Yani şuraya K dersem burası 2K'ymış. Hocam K iken 2K burada. Olduğuna göre KLM ne paraya kenarın alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Oranlama var. Büyük ihtimalle alan dağıtacağız. Bu alan tüm alan kaç verilmiş bana? 72 verilmiş. Tamam dağıtalım. İsterseniz benzerlikten hocam 1 bölü 2'nin karesi kaçtır? İşte 1 bölü 1 bölü 3'ün karesinden falan filan gidebiliriz arkadaşlar. 1 bölü 3'ün karesi nedir? Hadi oradan gidelim. 1 bölü 3'ün karesi kaç yapıyor? 1 bölü 9. Yani burası a iken bak 2 nolu'yu alan a iken tamamının 9a olması lazım. Yani buraya 8a kaldı. E hocam 8 bir daha 9a yaptı. Yani burası da 9a mıdır? Evet. 1 nolu'yu 9a bulduk. Sonra şurayı a bulduk. Sonra burayı da 8a bulduk mu? Bulduk. Hatta buradaki a dediğimiz olay da belli. 18 A'yı 72 olarak vermiş. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Tamam. Devam edelim. KLMN paralel kenarının alanını bulacağız. O zaman ben şuradaki alanı da şey yapmak zorundayım. Şimdi 2 ne oluyor? Almışız. Ne yapmışız arkadaşlar? Bakın. Şurası aynı kalmış. Bu üçgeni almışım. Direkt buraya getirmişim. Şimdi bu eşkenar dörtgen değil mi? Eşkenar dörtgende şuradaki açılar birbirine eşit. Açı ortay olarak eşitti. E paralelten dolayı burası da eşit. Bu üçgen aynalı olarak buraya geldi. Hatta burada da ikizkenar çıktı. Burası da K'ya K oldu. O zaman burası da K'ya K olacak şekilde buraya mı geldi? Aynen öyle. Şimdi üçlü oğlu parçaya bak dikkat et. Şurası 2K olduğunu biliyoruz. Ve eşkenar dörtgen buranın da kaç K olduğunu biliyoruz. Eşkenar dörtgen olduğu için 3K olduğunu biliyoruz. Tamam. Şurası 2K burası 3K. Yazalım. Burası 2K. Burası 3K. Hatta şu üst tavanın da K olduğunu biliyoruz. Hatta burası 3K iken burası da 3K. Şuradaki kenarın da 3K olduğunu biliyoruz. Hatta burası da 3K. Tamam. Şimdi tüm alanı bulacağız. E, 3K iken burası da 3K Aya Alan dağıt kardeşim. Dağıt. K'de kalan A ise hop üçgen oluştur. Şöyle üçgen oluşturduk. K'de kalan A ise 3K'de kalan 3A mıdır? Aynen öyle. Dikkat edin. Şu bir paralel kenardır. Niye? Çünkü e, şurası 3K iken, şu paralel kenarın içine oturtturduk ya bunu. E, burası ne oluyor? Burası da 3K olacak. Burası da K oldu. Hocam şunlar birbirine paralel. Çünkü nokta açısına e, burası nokta açısı. Burası da nokta açısı. E, nasıl desem ben onu? Ya hocam şununla şu birbirine paralel değil mi? Nokta burası da nokta burası da nokta. Şununla şu birbirine paralel değil mi? Evet. E, zaten otop bununla bu paralel. E, şu karşılıklı kenarlar paralel oldu ve birbirine eşit dolayısıyla paraya kenar çıktı. Neyse paraya kenarda burası 3A ise burada da 3A değil midir? Evet. Benden KLMN parayel kenarının alanı isteniyor. Hocam tümü 18 A'ydı. Şu yeşillerin toplamı. 3, 3, 6 daha buradan geldi. Yani bizden 24 A isteniyor. A'yı kaç bulmuştuk zaten? 4 bulmuştuk. A yerine 4 yazarsak cevapta kaç çıkar? O zaman 96 çıkar. Evet güzel bir soru. Böyle buradakini kullanıp başka bir parayel içine oturtmuşuz. Ve gerçekten güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Ve burada da oranlamayı kullandık. Oranlama olduğunda da öyle alan dağıtımı yaptığımızda zaten biliyoruz. Bazı arkadaşlar hocam işte bu e, şey de yapabilir aslında ne yapabilir? Taban çarpı yüksekten de gidebilirsiniz böyle ama işler orada karışır. Öyle yapacağınız oranlama varsa bu şekilde alan dağıtımı yapabilirsiniz tabii ki. 14. soru 96 oldu. Geldik 15. soruya. Evet gençler gerçekten çok güzel bir soru. Şöyle hatta sana bir tavsiyede bulunayım mı? Şu soruyu ben çözmeden sen bir çözmeye çalışır mısın lütfen? Niye biliyor musun? Çünkü ben bu soruyu yazdım. Yazdıktan sonra bir hafta sonra böyle normal dizgiletecektik falan. Cevap anahtarı çıkartmak istiyordum. Soruyu yazdıktan sonra ara bir baktım soruyu kendim çözemedim. Yani sonra bayağı bir uğraştım uğraştıktan sonra e, çok ince bir noktayı çok ince bir detayı kaçırmışım. Ondan dolayı soruyu çözemedim. Bakalım siz çözebilecek misiniz? Ç Kenan hoca çözemedim mi soru? Evet çözemedim. Kendi yazdığım soruyu çözemedim. Çünkü bazı yerlerde çok detaylı düşünüyorum. İnce detay düşünüyorum ya. Oradaki ince detayı bir hafta sonrasında vallahi düşünemedim. Ama sonrasında çözdüm tabii ki. E şimdi çözeceğim zaten. Önce sen bir çöz. Ama sana çözmeden önce şöyle bir tarseye de bulunayım mı? Ya kardeşim, eş yapıları kullanıyorsak kenarların eşitliği bizim için önemli miydi? Evet. Başka ne önemliydi? Açıların eşitliği de bizim için önemliydi. Baktın kenar eşitliğini kullanamadın. Açıları da yazmayı sakın ama sakın ihmal etme. Yalnız burada bir deltoid var. Bir de ne var? Eşkenar dörtgen var. Eşkenar dörtgeni de kullanacaksın. Neyse hadi bakalım. Ben soruya başlıyorum. Sen yaptın geldin. Ya yaptın ya da yapamadın. Bakalım neyi düşünememişsin. 3 tane deltoidin birer kenarları yapıştırılıp eşkenar dörtgenin içine şekildeki gibi yerleştirildiğinde eşkenar dörtgenin üçgen şeklindeki beyaz bölgeler açıkta kalıyor. Evet 3 tane deltoid eşkenar dörtgenin içine konulmuş. Şuradaki beyaz bölgeler açıkta kalmış. Eşkenar dörtgenin alanı 50 kök 2 birim kare olduğuna göre deltoidlerden birinin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi dikkat. Eş yapıları kullanmışım. Hocam deltoid. Deltoid şu kenarlara AA diyecek olursam şu kenara da B diyecek olursam BB diyecek olursam Hocam burada da aynı şekilde kısa kenarlar BB uzun kenarlar AA olacak. Tamam. AA ee, Burası da AA Burası da BB Olacak mı arkadaşlar? Olacak. Hatta eşkenar dörtgen A artı B Hocam burası da A artı B Bak buraya da B kaldı. Burası da artı B. Bak buraya da B kaldı. O süper. Şimdi ne yapacağız? Baktık bir şey yazdık gelmedi. Hocam burası 90 derece mi? Bilmiyoruz ki. Bana ne yapacağız? O zaman bir açıya dalalım. Açıya dalsam. Hocam ben bu şuraya bir alfa desem. Şimdi delta de, o zaman buraya da beta mı diyeyim? Şuraya teta falan mı diyeyim? Buradaki açıyı kullanamıyorum. Eşkenar dörtgendeki açıyı da düşüneyim o zaman. Eşkenar dörtgende Artık açılar toplamları 180 değil miydi? Yani burası 180 eksi alfa yapıyor. Aa, hocam deltoid'de ne oluyordu? Ee, bunlar bir eş yapı değil mi? Burası 180 eksi alfa. Burası da 180 eksi alfa değil mi? Evet. E şimdi ne yapacağız? Şimdi bu bir deltoid. Deltoidte tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimiydi değil mi? E buradaki tabanı taşıyan buradaki açılarda birbirine eşitti. Tamam. Dört geniş açılar toplamı 360 olacağından şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 ve bunlar da eşit olduğundan 90-90 olmak zorunda mı? Zorunda. Hatta burası da 90 oldu ve ikiz kenar dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Aynı mantıktan bak burası 90 burası da 45-45 çıktı mı? Çıktı. Hatta buraya da 45 derece kaldı. E ne yapacağız hocam? Deltoid'de işimiz gücümüz köşegen diyenlerinizi duyar gibiyim. Tamam çizdik. Bu köşegen. Bu köşegen açı ortaya. Hatta şu açı ortayları yazınca bak şimdi dikkat. Bu açı ortayları yazınca hocam bununla devamı eşkenar dörtgende açı ortay köşegen ya. Köşegenler çarpımının yarısından gelecek mi? Şuradaki parçayı bilmiyorum beni sıkıntıya sokacak. O zaman ben şunu şöyle bir sildim. Başka bir şey düşünmeliyim. Neyi düşünmeliyim? Şimdi a hocam 45'i bulduk. 45, buldu. 45 90 sa burası da 45 oldu mu? Oldu. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Ben madem eşkenar dörtgende köşegenler çarpımından gidemedim. Bak şöyle bir eşkenar dörtgen var elimde. Bir kenara A artı B. Diğer kenarı da A artı B. Yani burada 45 derece var. Tabana ait yükseklikten de gidebilirim. E hocam 45 45 90 üçgen oluştu. Yani şurası x gen. Burası da x. Burası da x kök kim oldu? Evet. Burası da x kök ki oldu. Taban x kök ki yükseklikte x. Alan da 50 kök ki. x kök ki çarpı x. 50 kök ki verilmiş bana. Kök ikiler nanay. Değil mi? Taban çarpı tabana ait yükseklik Deltoidlerden birinin çevresi soruluyor bize. E tamam. Buradan ne geldi arkadaşlar? X kare eşittir. 50 geldi. X de böylelikle kök 50. Kök 50 dediğimizde 5 kök 2'dir. A 5 kök 2. Bana eşkenar dörtgen çevresi soruluyor. A artı B soruluyor. A artı B de dikkat et. X kök 2 eşit. E, x 5 kök 2 ya. 5 kök 2'nin kök 2 katı o zaman 10 yaptı. A artı B 10 çıktı. O zaman çevrede ne olacaktır? 10'dan 4 tane var. Eşittir 40 yapar. İnce bir soru değil mi arkadaşım? Detaylı bir soru değil mi? Yani burada sen de köşegenlere odaklandın büyük ihtimalle. İlk başta ben soruyu yazdığımda buna göre yazmıştım. Ben de köşegene odaklanmıştım. Çözememiştim. Ama sonra bir bütünsel düşünce A artı B burası A artı B burası açıyı da 45 bulduk ya. La 45 ayrı bir yerde şöyle çizince şunu fark ettim. Valla çok hoş bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. Ama burada gerçekten çok güzel bir hamle. Kenarların eşitliğini eş yapılarda kullandığınızda Açıları da yazmayı da ihmal etmeyin. Deltoid mesela açıyı yazdınız. Diğer açıları yazamıyorsanız eşkenar dörtgen verildiyse o eşkenar dörtgene de yoğunlaşmayı da ihmal etmeyin bu tür sorularda. Tamam mı dostlar? Evet örnek 15 gerçekten çok güzel bir soruydu. Ve cevap 40 yaptı. Evet geldik örnek 16'ya. Vallahi arkadaşlar şöyle bir soru çokgenle ilgili. Düzgün çokgenle ilgili. Düzgün altıgenle ilgili. Kolay bir soru yazmışım. Çok da kolay da değil aslında ama Valla düzgün çokgenlerle ilgili çok klas sorularla karşımıza gelebiliyorlar. Düzgün çokgenlerle ilgili böyle düzgün böyle düzgün 12 gende 18 gende neler yapabildiğimizi böyle bir şöyle bir hatırlayın. Hatta 2020'de mi 20 miydi 2021 miydi o seneki sınavda çıkmış soruya da şöyle bir dikkat edin. Gerçi konu anlatımını dikkatli bir şekilde dinlediyseniz ee, ve şöyle bir Orada düzgün çokgenlerin böyle düzgün 18 genle hani iki kenara ayıran köşegen, üç kenara ayıran köşegenle ilgili sorular çözmüştük ki o kısmı şöyle bir tekrar etmenizi tavsiye ederim. Çünkü öyle güzel onunla ilgili güzel sorular karşımıza gelebilir. Ama burada da bunu niye yazdım biliyor musunuz? Uzun zamandır düzgün altıgenle ilgili şöyle bir soruyla karşımıza gelmiyorlar. Düzgün altıgen çok özel bir yere sahip ya gelirse diye böyle bir soru yazdım. Şöyle bir gülümseten bir soru oldu. Bakalım ne yapmış? Yine Kerem'i kullanmışız. Evet Kerem'in odasının zemini eşkenar dörtgen şeklindeki par parkelerin kenarlarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşmuştur. Kerem zeminden 3 tane parkeyi boyayıp gülen surat şekli yapmıştır. Bak şöyle 3 tane parkeyi boyamış. Parkelerden birinin çevresi 16 cm ve gülen surat şeklindeki gözler parkelerin ağırlık merkezindedir. Yani parkelerin ağırlık merkezi. Şimdi eşkenar dörtgenle yaptık ya bunu. Eşkenar dörtgenle yaptık bunu dikkat. Madem eşkenar dörtgenle yaptık e, eş yapıları kullandık. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli değil mi? Evet. Bak eşkenar dörtgenler aslında düzgün altıgen yapmışız. Niye? Şurası alfa iken şu aynı özdeş. Burası da alfa. E hocam burası 180 x alfa. E, alfa. hocam burası da 180 x alfa. Hocam burası da 180 x alfa. Aa burası 3 tane nokta 360'a tamamlıyor. 120. Yani şurada kaç? 120. Bir tane burada kaçı da kaç yapıyor? zaman 60. O zaman açımız 60'a 120 yaptı. Şimdi eşkenar dörtgenle ben şunu biliyorum. Şurası 60 derece buldum ya. Eşkenar dörtgenleri şöyle yazınca. Şunu şöyle çizince ne oldu? Hocam eşkenar üçgen oluştu karşımıza. Bak 60 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60 değil mi? Hatta şunu şöyle çizince. Hatta bunu böyle çizince. 60'lar çıktı mı karşımıza çıktı. A, 6 tane eşkenar üçgen. Yani şurada bir altıgen oluştu. Gülen surat da nedir? Altıgen midir? Altıgendir. Bu köşegenlerin kesim noktasıdır tam burası. Çünkü ağırlık merkeziymiş burası. Ve parkelerden birinin çevresinde 16 santimetre verilmiş. 16 ise 16'yı 4'e böldüğün zaman bir kenar kaç çıkıyor o zaman? 4 çıkıyor. Bir kenar 4. 4. Şurada bizden ne isteniyor? Gözler arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi burası ağırlık merkezi ya. Ağırlık merkezini kullanacağım. Köşegenlerin kesim noktası. Şunu mu çizeceğim? Vallahi bunu da çizebilirim. Ya da şunu mu çizeceğim? Vallahi şunu da çizebilirim. Neyse bunu çizdim. Köşegenlerin kesim noktası. Diğerini çizmesek de olur. Bu da köşegenlerin kesim noktası. E hocam şunlar birbirine eşit. Hatta burası 4 4 ya. Burası da 120 ya. 4 kök 3 yapıyor burası. E şu da aynı zamanda şunlar da birbirine eşit. Bak eşitlik var. Eşitlik var eşitlik var. Orta taban çıktı mı çıktı. Yani sen burada şunu şöyle çizersen. Hatta burası da 4 4 120 ya. Burası da 4 köküç yaptı. A orta tabandan dolayı x'i de bulabiliriz. Yani üçgende orta taban olmuş oldu. Altıgenin içinde üçgeni kullanmış olduk. Burası 4 ise burası da ne oluyor o zaman? 2 köküç şeklinde oluyor. Cevap böylelikle 2 köküç oldu arkadaşlar. 16. soruda şu gözler arasındaki mesafeyi 2 kök 3 olarak bulduk. O. Cevap 2 kök 3. Geldik 17'ye. Vallahi arkadaşlar bak buna dikkat edin. Bu çok güzel bir soru oldu. Şimdi bizim şanslı deltoid gibi soru. Onu yazdıktan sonra ÖSYM onun benzerinde soruyu sordu. Vallahi bu da çok güzel Buna dikkat edin. Bu sorunun mantığı gelebilir. Sona bırakmışım. Biraz çemberimsi bir soru. Bir de tanımı bileceğiz. Tanım bizim için çok önemli ya. Bakalım ne diyor? Önce bir şeye bakalım. Aşağıdaki şekilde 10 çarpı 10'lu birim kareler üzerine K ve L noktaları verilmiştir. Bu şekil üzerine köşeleri birim karelerin köşelerinde olan ve köşegeni K'lıya olan dikdörtgenler çizilmek isteniyor. Arkadaşlar bir köşegen kaleymiş. Tamam. Şöyle K'lıya çizdim. K'lıyı ben kullanacağım o zaman. Şimdi dikdörtgen diyor. Dikdörtgenin köşegeninden bahsedeceğim. Bir dikdörtgende köşegenimiz buysa eğer. Dikkat edin. Köşegenimiz buysa. Şimdi bu şekil üzerine köşeleri birim karenin köşelerinde olan ve köşegeni kale olan. Bir köşegen kale olan. O zaman ben diğer köşegeni de çizsem ne olmak zorunda arkadaşlar? Köşegenler birbirini ortalıyor değil mi? Tam ortada olmak zorunda. Ha, şu köşegenin tam ortası iki, dikdörtgenin iki köşegeninin kestiği yer. Bunun tam ortası neresi? Dikkat et. Şurası kaç birim? Say burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 8 birimdir. 6, 8, 13 geni. Hatta burası 5 birim 5 birim yapıyor. 5 birim 5 birim yapıyor. Ve dikdörtgende bak şu parça şu parça şu parça şu parça birbirine eşitti. O zaman burada tam şuradaki noktaya 5 birim uzaklıkta mı olacak bu dikdörtgenin köşeleri? Evet yani ben bir köşegeni KL olan bir dikdörtgen çizeceksem şuradan 5 birim uzunluk aldım mesela şurada. Şuradan da 5 birim uzunluk aldım mesela burada. Şöyle bir dikdörtgen çizebilirim arkadaşlar. Ama bana bir şart sunmuş. Bak dikkat et. Bir şart sunmuş. Köşelere diyor, birim karelerin köşesinde olacak diyor. İşte bu çemberimsi bir soru. Niye? Dikkat et, sen buradaki noktaya 5 birim uzattaki noktaları bulacaksın. 5 birim uzattaki nokta, hop, şöyle çember yayı üzerinde değil midir arkadaşlar? Evet. İşte bu çember yayı üzerinde olup da bir de birim karelerin üzerinde olan neyi bulacağım arkadaşlar? Ben diğer iki köşeyi bulmaya çalışacağım. Şimdi birim karelerde, özellikle 5'i çok kullanırlar. 3, 4, 5 üçgenini elde edeceksin. Dikkat. 3-4-5'i bulmaya çalışalım. Hocam buradan 1-2-3 birim gitsem 1-2-3-4 birim gelirse burası böyle. Hocam buradan 4 gitsem 3 gitsem burası mı oluyor? Evet. 4'e 3 noktası burayı verdi bana. Dikkat. Bir nokta burası. 5 birim uzaklıkta. Gördün mü buraya? E, 5 birim uzaklıkta başka bir nokta. Tam böyle saydığımız zaman burası yaptı. Sonra 5 birim uzaklık 3-4-5 üçgeni uğraşacak. Bak 3 birim burası. 1-2-3 4 birim burası. 3-4-5 üçgeninden burası. Sonra 4'e 3 burasını veriyor. Sonra 5 birim burası. Sonra 3'e e 1, 2, 3, 4 birim burası. Hatta 4'e 3 de tam burayı veriyor zaten. Sonra burada 5 birim burası. Bak şuradaki noktaya 5 birim uzattı olup da birim karenin üzerinde köşelerinde olan noktaları belirlemeye çalışıyorum şu anda. 3 birim burası 1, 2, 3, 4 birim burası 3, 4, 5, 3 kere burayı oluşturdu. Bir de buraya bakınca 3, 4, 5 şöyle de oluştu mu? Oluştu. Yani bizim ee, bir köşegenimiz bak kırmızı çizgi olacak. Dikdörtgenin diğer köşesi de, diğer köşe de mesela bir köşesi buradaysa öbüründe de zıttı olacak. Dur şuradaki noktaları belirleyelim. Dikdörtgenin köşeleri kesinlikle burada olmak zorunda. Peki bir tane dikdörtgenimizi çizelim. Bak dikkat bir köşegen bu ya. Yani iki köşesi K ve L, iki köşesi. Hocam dikdörtgenimiz bizim şöyle olabilir mi? Buradan böyle geldiysen sonra buradan şuraya gidersin bir köşegenine K. Ya... Yani öbür noktaya gittiysen K'ya gitmek zorundasın. Sonra buradan dikdörtgen oluşturmak için buraya gelmek zorundasın. Sonra buraya gelmek zorundasın. Bir tane dikdörtgen böyle oluştu mu? Oluştu. Şimdi diğer dikdörtgeni bulmaya çalışalım. Yeşille, yeşille çizeyim onu da. Bak L bir tane köşesi. Diğer köşesi buysa. Sonra K'ya geleceğim. İşte bunun zıttı neresi? Burası oluyor. Dikkat et. İkinci dikdörtgenimiz de böyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi üçüncüye bakalım. Şöyle turunculu yapalım. L'den buraya gelirsem hop 1. Sonra K'ya gelmek zorundayım. Tam bunun zıttı şurası değil mi? Evet. Şöyle yapıyor. Ve bu şekilde de 3. dikdörtgenimi çizdim. Sonra farklı bir renk ne çekil seçeyim? Turkuaz seçeyim. Hocam L köşesi buradayken bu köşeye gelirsem şöyle turkuazla. Şöyle geldim sonra K'ya geleceğim. Sonra buraya gideceğim bunun zıttı burası. Şöyle geldim. Evet siyah yeşil. İşte turuncu mavi 4 yaptı. Başka hangi noktayı kullanmadım? Bu noktayı kullanmadım ve bu arada burada şurada da bir 5 birim var. Şurada da bir nokta var arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Burada hangi rengi kullanayım? Kullanmadığım renk hangisi? Gri mi? Griyi kullan şey yaparız ya. Şu tonda kırmızıyı kullanmadım. Moru. Şu L'den şu noktaya gelirsem arkadaşım sonra K'ya geleceğim. Sonra bu noktanın da zıttı burası. Buraya geleceğim. Sonra böyle. Bak bu renkte de şu dikdörtgen oluşturdum. Yani toplamda bakın İlk köşemiz burasıyken siyahta şu siyahta 1. Sonra şurada 2. Bak bunda 1. Bak L köşesi sabitken dikkat. L köşesi sabitken çünkü L ve K köşesi sabit olmak zorunda. Şu siyah aldığım zaman 1. Bir. Sonra 1'in zıttı zaten bak tam şurası yapıyor. Aynı şey yapıyor. Sonra 1. Burayı saydım. 1 siyahta, 2 yeşildik dörtgen, 3 turuncu, 4 turkuaz ve 5 kahverengi. Başka var mı hocam? Şuraya gelsem şöyle. Şu köşe zaten yapmıyor. Zaten buradakilerin zıttı da tam karşısında oluyor mu? 1, 2, 3, 4, 5 tanenin zıttı. Köşesi zaten bak burada. 1, 2, 3, 4, 5 tanenin zıttı burası. Yani toplamda kaç tane yapmış oluyor? 5 tane yapmış oluyor. Bence tam ÖSYM'nin sorması gereken çok güzel bir soru. Biraz çemberimsi bir soru. Offsite'ımsı gibi anlıyorsunuz işin esprisini. Maç izlemesemse, izlemesem bile o cümleyi duydum. Neyse ee, çemberimsi bir soru çünkü köşegenlerin kesim noktası burada olacak. Bu köşegenin tam orta noktası böyle böyleyse buradakine eşit uzunlukta yani şunlar eşit böyle ya eşit uzunlukta iki tane zıttı böyle noktalar seçtiğim zaman ne oluşuyor? Dikdörtgen oluşuyor. Nasıl? Bak şöyle dikdörtgen oluşuyor. Sen buradakini şöyle de seçebilirsin. Şurası böyle orta noktası böyleyken tam zıttını şu şekilde de seçebilirsin. Aha şöyle de seçebilirsin. Ama şunların da ne olması lazım? Eşit olması şartıyla. Yani senin dikdörtgenin bak şöyle de olabilir. İşte burada tam o mantığı kullandık. Ama buradaki noktaya 5 birim uzaklık noktaları bulurken 3 4 5'i kullandık ya da buradan bu merkezli şu noktalar bir çember yayı üzerinde oluyor. Gerçekten çok güzel bir soru. Toplamda da 5 tane dikdörtgen elde etmiş oluyoruz. ÖSYM sorar mı? Valla sorsa bile siz hazırlıklı olun diye ben daha zoruyla karşınıza geldim. Belki bu mantıkta bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Evet gençler böylelikle ben şuradaki olayı bitirdim. Neyi bitirdim? Valla şeyi çözdük. Yani son nokta atışı soruları çözdük. Dediğim gibi e, eksik bir parça. İnşallah güzel şeyler öğrenmişsiniz burada. Değişik parçalarda bu soruları da 2024 tayfa için sorularda kullanacağım. Yeni kitabımız bu arada baskıya giriyor. Yarın baskıya girecek inşallah bir aksilik olmasa. Bu hafta içerisinde de çıkıyor ki yeni kitabımız. Ee, ama önemli olan şu anda sizsiniz 2023 tayfa. Ben elimden geleni yaptım. Hakkınızı helal edin. Siz de inşallah e, ben de size, hepinize nasıl yorum yapmışsanız yapın. Benim için kötü yorumlar da çok önemliydi. Orada o yorumlarla kendimi de geliştirdiğimi inanıyorum. Ee, kim olursa olsun buradaki beni izleyen beni dinleyen benden emek alan herkese hakkımı helal ediyorum sınavda e, büyük ihtimalle geometride sen bütün konu anlatımını bitirdiysen ve benimle birlikte en az bir kitap çözdüysen ya en az iki kitap bir kitap hakkıyla çözdüysen zaten büyük ihtimalle sen full ya da fulle yakın yapma adayısın stres sıkıntı korku yok her çeşit soruyor ben de gördüm bunu unutma ee, sınav sonrasında da konuşuruz değinmediğimiz bir mantık var mı? Varsa da özür dilemesini de biliriz. Ah keşke buna da değinseydim dediğim sorular da e, inşallah olmaz. Çünkü her şeye değindik. ÖSYM'nin tarzından da bahsettik ve her şeyden bahsettik. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah faydasını da göreceksin. Evet gençler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sonraki konu anlatımında demeyeceğim. Siz, çünkü siz e, ne diyeceksiniz? Gideceksiniz. İşte o valizleri alacaksınız. O valizler dolup gideceksiniz biliyorsunuz. Başkasının cümlesiydi ama kimindi kafa karıştı bende. Neyse o valizler dolacak. Ben de kullanayım onu. Siz üniversite yoluna gideceksiniz inşallah bir aksilik olmazsa. Hakkınızda hayırlısı olsun. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.